Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir birim. Yukarıdan aşağıya devlet tarafından oluşturulmuş Aleviliğin asimile edilmesini amaçlayan tamamen asimilasyon odaklı bir kurum, kurumsal bir yapı. İçinde maalesef biyolojik olarak Alevi olanlar var ama zihniyet olarak Alevi olanların çok az olduğunu ya da etkisiz olduğunu, etkisiz eleman pozisyonunda olduğunu biliyoruz. Esas yöneten zihniyetin devlet aklıyla, devletin görünen ve görünmeyen güçlerinin ortak aklıyla Alevileri asimile etmek için ansiklopedi de bir araç olarak kullanılıyor. Sadece o değil, inanın ben ansiklopediyi o kadar da kale almıyorum ama esas mesele 1585 Cemevi ile görüştük. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara maddi destekler veriyoruz. Alevi dedelerine kadro veriyoruz. Ve onlara bir takım maddi menfaatler karşılığında çeşitli programlara bunları entegre ediyoruz. Esas tehlikeli olan nokta bu. Örneğin Alevi dedelerini toplayıp şeye götürüyorlar. Hacca, Umre'ye götürüyorlar. Kerbela'ya, Necef'e vesaireye götürüyorlar. Bu bir 1980'li yıllarda İran Başbakanının ya Türkiye'deki Kızılbaşları, Alevileri ya siz Sunnileştirin ya da bırakın biz Şiileştirelim politikasının bugünkü yansımasıdır. Devlet Sunnileştirebildiği kadar Türk-İslam sentezine bağlı bir Sunni Müslümanlık Alevilik içine enjekte ediyor. Sunnileştiremediği yerlerde de Şii misyonerlerin çalışmalarına alan açıyor ve onların geri kalanını da onların talan etmesini sağlamaya çalışıyor. Esas tehlikeli nokta burasıdır. Bir. İkincisi, dedelere kadro veriyor. Üçüncüsü, cemevlerini kendisine maddi bağlarla, menfaatlerle bağlıyor. Uzun vadede çok büyük bir tehlikeli asimilasyonun kapılarını böylece açıyor. Ben ansiklopediyi hiç ciddiye almıyorum. Çünkü MHP'de yetişmiş, ülke ocaklarında yetişmiş bir Alevi Bektaşi Cemevi Başkanı'nın Alevilere vereceği hiçbir şey yoktur. Yani o kendi faşist zihniyetini bize empoze etmekten başka hiçbir düşünce onların kafasında yoktur zaten. O nedenle genel anlamıyla kale almıyorum. Toplumun da o çalışmayı kale alacağını zannetmiyorum. Ama diğer noktalardaki tehlikeler çok önemli. Zorunlu din dersleri var. En büyük problem. Yanında ÇEDES var. Çevreme saygılıyım, değerlerine sahibim vesaire adı altında ÇEDES projesiyle okullarımızda Diyanet görevlileri, müftüler, hocalar, imamlar, müezzinler, abiler ve ablalar adı altında öğrencilerimizi ve öğrencilerin velilerini çepeçevre kuşatıp yine asimilasyon amaçlı bir çalışma yürütüyorlar. Üçüncü söyleyeceğim önemli asimilasyon çalışması da Milli Eğitim'in marif politikasıdır. Şimdi müfredat değişikliği yaptılar. Son 22 yıllık AKP döneminde 16 kez müfredat değişti. Ve bu her değişen müfredat şeriatçı kafa yapısını, İslamcı kafa yapısını onların tabiriyle dindar ve kindar bir gençlik yetiştirme projesini her gün yeniden ama yeniden 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 inşa etme sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tanıdığı en şeriatçı Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıyayız. Açıktan şeriatı savunan, laikliğe ve diğer çağdaş değerlerin tamamına açıkça düşman olan bir Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıyayız. Onun için önümüzdeki yıllar çok zorlu yıllar olacak. Aleviler açısından da, çağdaş ve laik, demokrat insanlar açısından da. Çünkü onların da çocukları okula gidiyor. O nedenle velilerimize, Alevilere, çağdaş, laik ve demokrat insanlara çağrım. Hep birlikte yan yana, omuz omuza durmak zorundayız. Türkiye'yi özellikle de çağdaş, laik ve demokrat zeminde beraber bu mücadeleyi yükseltip bu gerici ve yobazla ve bu faşist anlayışa karşı mücadeleyi beraber...